Herkese merhaba arkadaşlar. Optimo TR ile Transformers figür incelemeleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir Transformers figür yükseltme kiti videosuyla birlikte olacağız. Elimizde Stüdyo serisinin 6 kutu numaralı Voyager sınıfı Starscream figürü var. Herkese iyi seyirler. Starscream'in birinci film versiyonunun Voyager sınıfı çok çok güzel üretilmiş figürlerinden bir tanesi olan 6 kutu numaralı Stüdyo serisi figürümüzün genel itibariyle zaten görüntüsü oldukça güzel. Üzerinde yaptığım 1-2 boya dokunuşuyla ve biraz sonra izleyeceğiniz yükseltme kitiyle birlikte figür gerçekten bambaşka bir hal aldı diyebilirim. Öncelikle figürümüzün genel görüntüsüne bir bakalım. Gerçekten oldukça harika gözüküyor şu anki duruşuyla birlikte. Genel itibariyle az önce söylediğim gibi zaten güzel üretilmiş figürlerden bir tanesi Stüdyo serisinin Starscream figürü ve birinci filmde izlediğimiz versiyonuyla birlikte kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Bu güzel figürün üzerine 1-2 boya dokunuşuyla birlikte biraz daha güzel görünmesini sağladım arkadaşlar. Özellikle renksiz olarak plastik şeklinde bırakılan kısımlara yaptığım metalik boyamalarla birlikte daha bir bütünlük sağlanmış oldu. Figürümüzde yine çarklarındaki, kablolarındaki ve kolların üzerindeki filmde gördüğümüz görüntüye uygun şekilde uzanan kablolar üzerindeki renklendirme çalışmalarım figürü oldukça hareketlendirdi. Özellikle ayaklarının uç kısımlarında, tırnak kısımları diyebileceğimiz bölümlerde uyguladığım metalik krom renkli boyama figürü bambaşka bir görüntüye kavuşturdu arkadaşlar. Yine aynı şekilde araç formunun lastiklerini oluşturan şu kısımlar renksiz olarak bırakılmıştı. İç kısımlarına metalik uygulamayla birlikte jantı biraz daha ön plana çıkarıp çevresine de krom siyah uygulayarak lastikleri daha ön plana çıkarttık arkadaşlar. Biraz sonra araç formuna da bakacağız. Yine iticilerde de uyguladığım mavi renkli boyama figürü çok çok daha gerçekçi bir görünüme kavuşturdu arkadaşlar. Şimdi gelin yükseltme kitimizi inceleyelim. Bu figür için özel üretilmiş bu yükseltme kiti tam 11 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Ve tamamıyla yerli bir üretim, herhangi bir firmanın ya da Transformers figür üreticisinin ürettiği bir yükseltme kiti değil arkadaşlar. En eski takipçilerimden biri olan sevgili Ümit kardeşimin kendi evinde kendi imkanlarıyla 3D printer kullanarak ürettiği ve bana hediye ettiği bu yükseltme kiti 3D yazıcısı olan herkesin evinde kendi başına üretebileceği bir kit arkadaşlar. Ve şimdi bu güzel kitin parçalarına tek tek bakalım. Öncelikle figürümüzün hem robot hem de araç formunda kullanabildiği minigun saldırı silahı arkadaşlar. Gerçekten harika detaylara sahip dört dörtlük üretilmiş, dört dörtlük çizilmiş ve kesilmiş bir silah olarak dikkat çekiyor. Kite ait bütün parçalar arkadaşlar figürümüzün şuradaki kısımlarına benzer renklere sahip açık gri diyebileceğimiz plastik rengindeydi arkadaşlar. Tabii ki yazıcıya konulan malzeme ile aynı renk. Yani renksiz olarak parçaları elinize alıyorsunuz ve sonrasında da parçalar bana ulaştıktan sonra kendim üzerinde metalik boyamalar yaparak onları daha güzel bir görünüme kavuşturmuş olduk ve figürle de oldukça da uyumlu oldular. Bu parçamız bu şekilde. İkinci parçamız ise yine her iki fonda kullanabildiği roket atarlar arkadaşlar. Harika çizilmiş ve harika kesilmiş yine bir diğer parça. Yine üzerinde boyama çalışmaları yaparak bunu biraz daha böyle havalı bir görüntüye kavuşturduk arkadaşlar. Onun da uygulamasını göstereceğim ve bu parçanın bir küçük parçası var. Bunu araç formunda kullanıyorsunuz. Figürü uçak formuna dönüştürdüğünüzde şu kısımdan yerleştirerek uçağın burnunun altındaki boşluğa takmak suretiyle araç formunda da bu parçayı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Biraz sonra onun da nasıl uygulandığına bakacağız. Kitimizin üçüncü parçası ise özellikle robot formda filmde gördüğümüz Starscream görüntüsünün sırtındaki iticiler arkadaşlar. Yine harika detaylandırılmış, harika üretilmiş parçalar. Bu parça toplamda 3 farklı parçadan oluşuyor arkadaşlar. Tek tek çizilerek yazdırılmak suretiyle birleştirdiğinizde bu hale alıyor. Ve arkadaşlar yükseltme kitimizin hiçbir parçasında yapıştırıcı bir madde kullanmadım. O kadar kusursuz çizilmiş ve kesilmiş parçalar ki. Bakın arkadaşlar hemen bu iticilerin nasıl oluşturulduğunu size göstereyim. Şuradaki çıkıntı yardımıyla hani çeltik görevi görüyor ve bu kısmı buraya takarak tamamen sağlam bir şekilde içine yerleştiriyorsunuz. Yine uç kısmını da pervane kısmını da motorun pervane kısmını da tam böyle ortalayıp işte böyle
takarak bu hali alıyor ve kusursuz bir uyumla birlikte figüre yerleştiriyoruz. Son parçamız da tabii ki Starscream'in meşhur testeresi. Ve bu testere de yine iki farklı parçadan oluşuyor. Yani testeresi ayrı kestiriliyor. Ana gövdesi de ayrı kestiriliyor. Yine diğer parçalarımızda olduğu gibi bu parçada da boyama çalışmaları yapıp özellikle testereyi biraz daha ön plana çıkardım ki şimdi sıkı durun arkadaşlar. Testeremiz dönebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika, inanılmaz bir mühendislik, harika bir işçilik. Sevgili Ümit kardeşimden dört dörtlük bir ustalık yapmış burada. Ve testereyi şöyle biraz gösterebilir miyim bilmiyorum ama ana gövdeye bağladığınız yerde hani böyle 1-2 milim kalınlığında küçücük çıkıntılar var. Ve testerenin de tam ortasında şuradakine benzer tam o çıkıntıya uygun minnacık yuvalar var arkadaşlar. Oraya yerleştirerek bu şekilde döner bir testere kitine sahip oluyorsunuz. Muazzam düşünün ve üzerindeki yuvalarla ve çıkıntılarla çeltiklerle birlikte nasıl kullanıldığını da şimdi hemen size göstereyim. Figürümüzün kendi silahını hemen şuradaki arkadaki kısma yerleştirelim. Kolunu da bilekten şu şekilde kaldırıp geriye doğru ittirip yerine takıyoruz. Testeremizin hemen arkasındaki buradaki çıkıntıları kullanıp şu şekilde yerleştirerek figürümüzün üzerine konuşlandırıyoruz arkadaşlar. Muazzam görünüyor. Gerçekten dört dörtlük bir görüntüyle birlikte çok agresif bir görüntüye kavuşmuş oluyor arkadaşlar. Starscream figürümüz. Yine diğer parçalarımızı da takalım. Şu tarafa da roket atarları koyacağım. Minigun'ını da diğer eline yerleştireceğiz. İşte böyle. Arkadaşlar iticileri de şuradaki çıkıntıları kullanarak figürün hemen arkasındaki şuradaki boşluklara yerleştirmek suretiyle figüre konuşlandırıyoruz ve muazzam görünüyor. Harika bir duruşu var. Ve bu küçük parça için normalde figür üzerinde robot formunda koyabileceğiniz, takabileceğiniz herhangi bir yer bulunmuyor arkadaşlar. Ben bunun için kendim bir yöntem buldum. Buradan da Ümit'e sevgiler. Figürün başının hemen arkasındaki şuradaki kısmı kaldırıp arkada oluşan boşluğa arkadaşlar bu küçük parçayı bırakıyoruz ve tekrar kapattığınızda da çok sağlam bir şekilde yerine oturmuş oluyor. Ve işte arkadaşlar Starscream muazzam görüntüsüyle robot formunda karşımızda. Şu kutusunu artık şöyle ekrandan çıkartıp figürümüzü kadrajın ortasına alıp görüntüyü biraz yaklaştıralım. Yani şunun duruşuna bakar mısınız? Harika gözüküyor. Gerçekten adeta bir Masterpiece Movie sınıfı figürü andıran bir görünüme kavuştu. Starscream'in Voyager sınıfı figürü arkadaşlar. Özellikle figürümüzü arkasını çevirdiğimizde muazzam bir görüntü ve filmde gördüğümüz Starscream'in görüntüsüne birebir uyan bir duruşla birlikte çok kapsamlı, detaylı, dört dörtlük bir görüntü, dört dörtlük bir duruş sergiliyor. Tabii ki dilerseniz figürün testeresini çıkartıp figüre ait kendi aksesuarıyla yer değiştirerek de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu kısma testereyi yerleştirip filmde kullandığı bu silahı koluna alarak yine aynı agresif görüntüyü elde edebiliyorsunuz. Bu görüntüsüyle de gerçekten muazzam gözüküyor. Harika bir görüntüyle Starscream'i koleksiyonda büyük bir zevkle sergiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar figürümüze ait yükseltme kiti figür her ne kadar birinci film figürü olsa da ilk 3 filmdeki Starscream'e ait tüm aksesuar ve silahları kapsayan bir kit olmasıyla ön plana çıkıyor. Ve videomuzun başında da söylediğim gibi tam 11 parçadan oluşuyor. Şimdi gelin figürümüzü uçak formuna dönüştürüp kitin uçak formunda da yani figürün araç formunda da nasıl storage edildiğine hep birlikte bakalım. Serisi
Galaxy'nin bu güzel Starscream figürü uçak formunda da gerçekten muazzam görünüyor. Özellikle kitimizle birlikte çok dolu, çok agresif, tam bir savaş uçağı görünümüne kavuşmuş oluyor arkadaşlar. Yani şunun görüntüsüne bakar mısınız? Gerçekten muazzam bir duruş, harika bir görüntü, her şeyiyle tam bir savaş uçağı görünümü Starscream kazandı. Ciddi manada benim en sevdiğim figürlerim arasında zirveyi zorlayacak bir figür oldu. Belki de birçoğumuzun burun kıvırdığı Starscream'in bu güzel figürü. Gerçekten detaylarıyla, çizgileriyle zaten güzel olan bu figür. Dört dörtlük üretilmiş, el yapımı, ev yapımı upgrade kit ile birlikte çok daha kaliteli, çok daha muazzam bir sunuma kavuştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi roketleri ve diğer aksesuarları, iticileriyle birlikte upgrade kitimizin parçalarını bu şekilde konuşlandırırken testerenin üzerine yapılmış bu ikili yuvayı kullanarak tıpkı diğer silahında, kendi aksesuarında olduğu gibi aracın, araç formunun hemen arkasındaki şuradaki çıkıntıları kullanarak işte bu şekilde yerine yerleştiriyorsunuz. Yine aynı şekilde videonun başında gösterdiğim bu ek parçayı kullanıp şuradaki boşluğu kullanmak suretiyle figürün ön tarafını da minigun'ı yerleştirdiğinizde işte bu şekilde bir görünüme kavuşuyor Starscream. Gerçekten muazzam, dört dörtlük bir duruş, harika bir görüntü, çok agresif. Şu şekilde de araç formunda sergilediğinizde hem robot formunda hem de uçak formunda koleksiyonda oldukça güzel bir görüntü sergiliyor yükseltme kitiyle birlikte Starscream. Ve arkadaşlar böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada videolarımı mobil cihazlardan izleyen takipçilerim için bildiğiniz gibi görüntüyü yukarı kaydırmak suretiyle açılan menüden rahatlıkla tek bir tıkla abone olup videoya beğeni atabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olalım ve tabii ki videoların paylaşılarak daha çok insana ulaşması noktasında da yardımlarınızı bekliyorum. Figürümüzün yükseltme kitiyle elde ettiği görüntüyü ve parçaların kalitesiyle ve nasıl göründüğüyle ilgili düşüncelerinizi de mutlaka yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Tabii ki Optimo TR ile kalın.